Evet, öncelikle CXO Medya ekibine bu güzel etkinlik için teşekkür ederiz ve tabii ki de sizlere dışarıda güzel güneşli bir hava varken sunumlarımıza katılan sizlere de tekrardan teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Benim adım Caner Aydın. Kaspersky Türkiye'de satış öncesi teknik hizmetler biriminde çalışıyorum. Dolayısıyla satış öncesinde gerçekleştirdiğimiz teknik toplantılar, danışmanlıklar ve benzeri her türlü çalışmada sizlere yardımcı olan sahadaki teknik ekibin bir parçasıyım. Bugün de sizlere Türkiye'de ve bölgede gerçekleştirdiğimiz, özellikle Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz bazı istisnai ilginç siber güvenlik projelerinden bahsetmek üzere böyle ufak bir sunum hazırladık. Umuyorum bu konuda güzel, keyifli bir zaman geçiriyor olacağız. Şimdi öncelikle şuradan başlamak lazım. Bizler de bu noktada siber güvenlik tarafında konsolidasyonun ve ortak platformun öneminin gerçekten farkındayız. Gerçekleştirdiğimiz projelerin çok büyük bir kısmında tabii ki de mümkün olduğu kadar tek ajanla çalışabilen güvenlik mimarimizi öne çıkartıyoruz. Dolayısıyla müşterilerimizdeki en büyük problemlerden birisi olan birçok farklı ajanın ayrı ayrı yönetilmesi ve bunların her birinin operasyonel maliyetleri, operasyonel sıkıntıları noktasında sizlere oldukça başarılı bir altyapı sunuyoruz diyebilirim. Ancak işin diğer noktasına geldiğimizde siber güvenlik biliyorsunuz gerçekten çok zor bir dal ve çok farklı alt domainleri mevcut. Bu alt domainlere baktığımızda da bunların hepsinin tek bir güvenlik ürünüyle her zaman kapsanması mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla sizlere mümkün olduğu kadar opsiyon sunabilen, seçenek sunabilen, bu farklı alt domainleri de kapsayabilen, bulut ihtiyacınız varsa bulutu kapsayabilen, on-prem ihtiyacınız varsa on-prem olarak çözüm sunabilen bir güvenlik altyapısı mutlaka gerekiyor. Bu kapsamda da bizler 40'ın üzerinde farklı ürün ve servisimizle sizin farklı ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde birçok noktada yardımcı olabiliyoruz. Şimdi muhtemelen sizler de, hani ben de 7 sene önce Kaspersky'ye başlamadan önce Kaspersky daha çok bir uç nokta güvenliği üreticisi olarak görüyordum. Muhtemelen sizlerin de aklında ana konu olarak bu görünüyor olabilir. Ancak işin alt kırılımlarına baktığımızda bu 40 farklı ürün içerisinde container security, OT güvenliği, siber güvenlik eğitimleri, olay müdahalesi servisleri, SIEM, tehdit istihbaratı gibi birçok farklı alt kırılım olduğunda görüyor olacaksınız. Bunları da söyleyebilirim. Şimdi bugünkü sunumumuzda bazı referans projelerden bahsediyor olacağım. Ancak hem son dönemdeki bazı siber güvenlik olaylarından dolayı hem de müşterilerimizin artık kullandıkları ürünü public olarak çok sunmak istememesinden ötürü, yani sonuçta işimiz güvenlik ve bu da güvenliğin de gizlediğim bir parçası, bunu müşteri adı vermeden sunmaya çalışacağım sizlere. Artık sizlerin tahminlerine bırakıyorum. İsimleri söylemeden sizlere bazı projelerden bahsediyor olacağız. Şimdi burada anlatacağım birinci referans projemiz bir market zinciri. Bu arada resimler temsilidir. Yani resimden bir sonuç çıkarmaya çalışırsanız, hani onu söyleyeyim en baştan. Bir market zinciri Türkiye genelinde 11 bin farklı mağazası var. Hani 11 bin çok iddialı bir rakam. Çünkü PTT gibi devlet kurumlarının bile mağaza sayısı, özür dilerim, şube sayısı bu seviyelerde değil diyebilirim. Müşterimiz birçok farklı güvenlik yatırımı yapmış durumda. Yani burada kullanılan işte birçok farklı ürün, servis, altyapı, platform, XYZ, on-prem, bulut tabanlı birçok çözüm var. Ancak biz bir takım toplantılar yaptık. Yaptığımız toplantılar sonucunda şunu fark ettik. Mağazaların her birinde en az ikişer tane kasa var. Yani bildiğimiz işte ürünleri geçtikleri barkodlu kasa tarafı. Ve kasa noktasında mevcutta kullanılan güvenlik çözümünü bazı sebeplerden dolayı kullanamıyorlar. Yani birincisi bu kasaların internet bağlantısı yok. Bulut tabanlı bir çözüm kullanmaları mevcut değil. İkincisi uzak mağazaların maalesef internet bağlantısı çok zayıf. Dolayısıyla özür dilerim, merkez bağlantısı çok zayıf. Dolayısıyla bandwidth ihtiyacı minimum olan bir çözüm kullanmak gerekiyor. Biz bu toplantılar sonucunda süreci ilerlettik. Bir takım POC'ler, demo çalışmaları yaptıktan sonra Kaspersky'nin Embedded System Security ürünüyle beraber ajan bazlı olarak bu internete kapalı olan altyapının da güvenliğini sağlayabilecek bir proje yapmamız mümkün oldu. Öncelikle kasa altyapısı için ileri seviye bir görünürlük sağlandı. Yani kasaların donanım seviyesi, üzerinde çalışan yazılımlar, yani visibility noktasında ciddi bir seviyeye ilerledik. Light bir ajan kullanıldığı için oldukça kasayı yormayacak, operasyonu etkilemeyecek şekilde bir çalışma yapmamız mümkün oldu. Ve güvenlik noktasında standartların gerektirdiği her türlü sıkılaştırmayı da bu kapsam altında müşterimize sağlayabildik. Dolayısıyla mevcutta kullanılan güvenlik ürününün kesinlikle kurulamadığı bir A segmenti, unutulmuş bir A segmentinde böyle büyük bir proje yapmamız mümkün oldu. Bir diğer örneğimizde bir üretim tesisi, daha doğrusu bir üretim firması olarak söyleyeyim. Yani farklı üretim tesislerinden oluşan bir firma. Burada Türkiye'de dahil olmak üzere 14 farklı ülkede sanırım üretim tesisi olan Türkiye'mizin önemli bir değerinden bahsediyoruz. Yine resimler temsilidir. Hani demir çelik mi diye hemen belki düşünenler olabilir ama bunu söyleyebilirim. Şimdi buradaki en büyük sıkıntı şu, yine bir uç nokta güvenliği ürünü kullanılıyor.
Yani iyi bir ürün kendi klasmanında. Bulut tabanlı olanı var, on-prem olanı var. Güzel bir güvenlik altyapısı sağlanmış. Ancak müşterimizin kullandığı bir takım endüstriyel cihazlar var. Yani işte üretim tarafında kullanılan biliyorsunuz tezgahlar var, büyük cihazlar vesaireler ve bunların üzerinde de Windows ve Linux tabanlı işletim sistemleri çalışıyor. Şimdi yine benzer sebeplerden bu bahsettiğimiz müşterimizin zaten kullandığı siber güvenlik ürünlerini bu makinalara, bu altyapılara kurmak mümkün değil. Çünkü endüstriyel sistemler, internet tamamen kapalı sistemler. Dolayısıyla dışarıdan erişilemiyor. Ve yine üreticilerin sertifikasyonlarından dolayı onlara istediğimiz gibi her türlü ürünü kurmamız maalesef mümkün olmuyor. Biz orada bir takım çalışmalar yaptıktan sonra Kaspersky'nin bu alanda özel bir ürünü var. Industrial System Security for Nodes. Yani uç nokta, endüstriyel uç nokta güvenliği olarak Türkçeleştirebileceğimiz üründe. Yine internete kapalı olan ve belki unutulmuş, diğer üreticilerin çok farkında olmadığı bu A segmentinde standartların gerektirdiği, ISO 62443 gibi özel endüstriyel siber güvenlik standartlarının gerektirdiği her türlü önlemi bizim kendi bahsettiğimiz ürünümüzde almamız mümkün oldu. Yine burada bir önceki örnekteki gibi şunu görüyoruz aslında. Birçok siber güvenlik projesi yapılmış ve inanılmaz bir para harcanmış ancak tamamen atlanmış bir siber güvenlik segmenti, bir açık bir segment hala mevcut. İşte biz de fazla birçok farklı opsiyon sunabilen bir firma olarak o boşluğu kapatmak üzere sizlerle çalışabiliyoruz. Bir diğer örneğimiz aslında bu biraz da klasik bir örnek. Türkiye genelinde bir bakanlığımız. Hangi fotoğraf hangi binayı temsil ediyor bilmiyorum ama yine temsili olduğunu söyleyeyim. 180 bin client'ı var ve Türkiye genelinde onlarca yani bütün vilayetlerde farklı şubeleri, alt birimleri olan çok ciddi bir yapı. Şimdi en büyük sıkıntı nedir? Bakanlıklardaki işte malum veri gizliliği ve belli başlı standarttan dolayı veri sahipliğine çok önem veriyorlar ve bundan ötürü verilerinin kendisinde olacağı bir altyapı kurmak istiyorlar. Bu başlık altında da on-prem bir çözüm kullanmaları gerekiyor. Ancak bu kullanacakları on-prem çözümün de 180 bin farklı client'tan gerçek zamanlı olarak veri toplayabilen ve yönetebilen ölçeklenebilir diye sahip olması lazım. Yani on-prem çözümler içerisinde de bu tarz çok büyük bir veri içerisinde analiz yapabilen ve bununla alakalı çıkarımlar sağlayabilen bir çözüm bulmak çok mümkün değil. Bazı çözümler belli kullanıcı sayısına kadar ölçeklenebiliyor. Bazı çözümlerde de bunu ölçeklemek için çok büyük bir sunucu parkına ihtiyacınız oluyor. Yine bu kapsamda da Kaspersky'nin bu noktada sunmuş olduğumuz çözümüyle beraber rahatlıkla on-prem'de 180 bin kullanıcıyı destekleyen ve dağınık yapıda yani farklı coğrafi bölgelerden gelen bandwidth'i çok kısıtlı olan altyapılardan da ilerleyebileceğimiz çözümümüzü uygulama şansımız oldu. Hem endpoint security ki bu başlık altında disk encryption, patch management gibi farklı yan katmanlar da var. Hem EDR yani olay tespiti, olay müdahalesi noktasında hem de XDR ve sandboxing noktasında böyle toplu bir proje yaparak müşterimizin veri gizliliği ve veri sahipliği ile ilgili ihtiyacını ve endişesini de karşılayacak şekilde bu tarz bir proje yapmamız mümkün oldu. Bu da geçtiğimiz yıl yaptığımız en büyük projelerden bir tanesi diyebiliriz. Hatta galiba yine uluslararası olarak bakarsak birçok vendor'ın özellikle on-prem tarafında hani bu tarz büyük deployment'lara sahip olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bir diğer hani sondan ikinci konumuz da tehdit istihbaratı projesi. Şimdi tehdit istihbaratı da bizim önemli bir konumuz. Çünkü Kaspersky'nin dünya çapında 450 milyonun üzerinde client'ı var. Yani bu istemcisi var. Ve biz bu özelliği enable eden kullanıcılarımızdan bireysel ve kurumsal da siber tehdit verisi toplayabilir durumdayız. Bizim de kendi bir siber tehdit istihbaratı çalışma altyapımız da mevcut. Yani kendi araştırmacılarımız da var. Birçok müşterimiz de ben kullanmış olduğum mevcuttaki ürünümden memnunum. Onu değiştirmek istemiyorum. Ama Kaspersky'nin sunduğu bu imza verisini, tehdit verisini de almak istiyorum. Dolayısıyla benim mevcut ürünüm bir saldırıyı yakalayamazsa en azından Kaspersky bunu yakalayabiliyor olsun gibi yaklaşımlar olabiliyor. Havacılık sektöründeki bir müşterimiz de değerli Türkiye'nin yine önemli bir değerinde de aynı şekilde bir tehdit istihbaratı çalışması yapma şansımız oldu. Mevcut ürün altyapısını değiştirmedik. Aynı şekilde Endpoint, X, Y, Z vs. ürünlerini kullanmaya devam ettiler. Ancak Kaspersky'nin tehdit araştırmalarının sonuçlarını biz o ürünlerle entegre ettik. Ve oradan gelen tehdit verisiyle müşterinin kendi tehdit verilerini karşılaştıracak bir mekanizma kurarak bu noktada onların ürünlerini yakalayamadığı ancak bizim ortaya çıkardığımız siber saldırıların ortaya çıkmasını sağladık diyebilirim. Bu kapsam aynı zamanda bu şirketin kendi altyapısından, şirketin kendi çalışanlarından veya şirketin müşterilerinden sızmış olabilecek o kurumla ilgili diğer bilgilerin de ortaya çıkarılmasını sağladı. Hani bundan ötürü biz sadece sizin kurumlarınızı, sizin şirketlerinizi korumuyoruz. Aynı zamanda sizin müşterilerinizi de koruyoruz diyebilirim. Bu da bence çok ciddi yine bir artı sağlıyor. Yapılan tek bir projeyle
birden fazla taş vurmamız mümkün olabiliyor. Ve buradaki son örneğim de servis olarak zararlı yazılım koruması. Bu da ilginç bir örnek. Yine buradaki müşterimiz Türkiye'deki 3 büyük operatörden bir tanesi. Hani takdir edersiniz ki operatör ve ISP'lerle çalışmak çok kolay değil. Çünkü hem teknik ekipleri çok başarılı, ne istediklerini çok iyi biliyorlar tabii ki ve entegrasyon konusunda maksimum düzeyde entegrasyon bekliyorlar sizlerden. Müşterimiz bir dosya paylaşım servisi oluşturmak adına bir çalışma yapıyor. Yani Dropbox gibi yerli bir dosya paylaşım sistemi oluşturmak gibi bir planları var. Google Drive, Dropbox gibi bunu servis olarak sunacaklar. Yalnız bu serviste en çok ihtiyaç duyulan noktalardan bir tanesi de zararlı yazılım analizi. Yani deniliyor ki nasıl ki Google Drive'a zararlı bir dosya attığınızda Google Drive bunu bu attığınız dosyada bir sıkıntı var haberiniz olsun diye işaretliyorsa müşterimiz aynı özelliği sağlamak istiyor. Şimdi piyasadaki birçok ürüne baktığınızda hem veri gizliliğini sağlayarak hem de bunu yapabilen çok fazla servis maalesef mümkün değil. Ya dosyanın kendisini bir serviste paylaşmanız lazım ya da başka yapmanın yolu zaten kalmıyor. Bizim burada sunduğumuz çok spesifik bir çözüm var. Kaspersky Scan Engine diye geçiyor. Scan Engine çözümü API bazlı olarak çalışan, otomatik olarak mevcut altyapıyla entegre edilebilen bir tarama çözümü. Kabaca biz şöyle bir akış yazdık. Operatörün müşterisi servise yeni bir dosya eklediğinde yapılan entegrasyon yoluyla on-prem'de çalışan Scan Engine sunucusu bu bahsedilen dosyayı tarıyor. Tarama sonucunu geri bildiriyor ve geri bildirilen bu tarama sonucuna göre o dosyanın başına bir etiket atanıyor. Müşterinin paylaşmış olduğu bu dosya zararlı olabilir, haberiniz olsun şeklinde bilgilendirme yapılıyor. Şimdi bu projenin zorluğu sıra dışı ve entegrasyon gerektiren bir proje olması. Dolayısıyla hani on-prem olarak böyle bir servis sunabilen bir üretici olduğumuzdan ötürü ben de bu kısaca aslında projeden bahsetmek istedim. Şimdi tabii ki bu bahsettiğimiz 5 ana proje bizim yaptığımız yüzlerce farklı projenin ufak bir parçası. 15 kişilik ekibimizde uzunca bir süredir Kaspersky Türkiye olarak Türkiye'deki kurumsal müşterilerimize bu tarz projelerde destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz ve elimizden geldiğince ürünlerimizi pozisyonlandırıyoruz. Bu noktada söyleyebileceğim şöyle önemli bir nokta var. Hani siber güvenlik zor bir domain ve birçok farklı alt kategorisi de biliyorsunuz ki var. Bu noktada mümkün olduğu kadar esneklik sunabilen, farklı çözümler sunabilen, cloud gereken yere cloud güvenliği, on-prem gereken yere on-prem bir çözüm sunabilen bir üreticiyle çalışmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu referans projeler kapsamında da sizlere bu konuda kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Herhangi bir sorunuz olması durumunda zaten etkinlik boyunca burada olacağız. Bizlerle her zaman görüşebilirsiniz diyerek sonlandırmak istiyorum. Çok teşekkürler. Caner çok teşekkürler. Çok sağ olasın. Ben çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.